T24 gazetesinde Metin Gürcan'ın köşe yazısı çok 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 önemli. Tekirdeğli Amiral yazısını paylaşan Ender, YouTube kanallarından biri olarak özellikle TSK amiraller meselesini en detaylı inceleyen YouTube kanalıyız ve bu yönde çok yoğun içeriğimiz var. Ama Metin Gürcan'ın yazısını mutlaka okuyun. Satır araları çok önemli. Boş yazı değil, çok dolu bir yazı. Lütfen takip edin. Okuyorum şimdi, yorumluyorum tarzımla. Metin Gürcan, T24, bir amiral bildirisi analizi. Gerçekler, doğrular, yanlışlar, senaryolar. Bilen bilir, eskiden hazırlanın, bir alacakaranlık tüneline giriyoruz diyordum. Şimdi mi? Tünele girdik, kemerleri bağlayın. Baktım gene ortalık toz duman. 103 emekli amiralin meskul bildirisi sonrası. Herkes gene ideolojik midesinden konuşuyor bu kritik tartışmaya. Tarafsız ve nesnel bir perspektifle katkı sunmak için gene iş başa düştü. Yazının devamını okuyacağım ama benim de bu konuda tarafsız olmaya çalıştığım stratejik bir yorumum var kanalımda. Kanalım bu TSK ve tarikatlar meselesine son derece eğiliyor ve tekkeli amiral meselesi de kanalımda. Lütfen kanalımın detaylarına bakın. Evet, devam ediyoruz. Konu belli. İktidarın haftalık düşman panosuna yerleştiriverdiği ve uzunca bir sürede Panadoğan indirmeyeceği gözüken 103 emekli, yani sivil. Amiralin aslında motor anlaşmasını konu alan ama biraz da içeriği ve tonu itibariyle iletişim amacından taşan bildirisi. Aslında ne güzel olurdu Sayın Cumhurbaşkanı şunu deseydi. Emekli amirallerimiz şahsi görüşlerini açıklamışlar. Biz hükümet olarak kendilerine katılmıyoruz ama anayasa madde 25 ve 26 kapsamında hakları olan düşüncelerini serbestçe ifade etmişler. Görüşlerini aldık, kendilerine teşekkür ederiz. O zaman hepimiz dağılır memleketin gerçek gündemine, yani ekonomik krizine, tenceresi kaynamayan mutfağa, bir türlü gelemeyen aşıya, lebalep dolu hastane, yoğun bakım servislerine, evde boş boş oturan gençlere, krizi intiharlarına, yani halkın gerçek gündemine yoğunlaşırdık ama sanırım pek de gerçek gündeme dönmemize istemiyor olacak ki biz iktidardan olayı soğutan bir tavır görmüyoruz. Tam tersine yeni bir kriz faslı olarak bu sabah 10 emekli amiral gözaltına alındı ve de görünen soruşturma büyüyecek. Şimdi soru şu: acaba bu soruşturma hala Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli muvazzaf personele, yani görevdeki general amirallere de sıçrar mı? Size bir turnusol kağıdı. Eğer bir muvazzaf görevdeki personele yönelik bir gözaltı görürsek bilin ki o zaman artık başka bir Türkiye'ye giriş yaptık. Hayırlı olsun. Şimdi gerçekler. Çok dikkat edin. Yazar nesnel gerçekler üzerinde duruyor. Çok önemli. Gerçek bir. Bildirinin hem tonu hem de içeriği sıkıntılı. Bildiri hem tonu hem de içeriği açısından çok asker kokuyor. Ve hemen bir kısım zihinleri dikiz aynasına bakmaya zorluyor. Acaba kurmay eğitimi almış amirallerimiz bu tonu ve dili niçin tercih etti? Acemilik mi var, kasıt mı? Sanırım bu soruyu ileride daha net cevaplayabileceğiz. Ama mesela bu bildiri sadece Montreux'a odaklansaydı ve sivil denizcilerin de imzasıyla 400 denizcinin Montreux bildirisi adıyla çıksaydı çok da sorun olmazdı gibi. Zaten geçen hafta diplomatik bir dille yazılmış emekli büyükelçiler bildirisi sonrası da çok da sorun yaşanmadı. Bildiri imzacıları isteseler de çok daha demokratik görünümlü bir metin ortaya çıkartarak daha geniş bir kamuoyu desteği üretebilirlerdi. Bunu düşünememişler. Gerçek 2. Açık kaynaklara düşen yorum ve paylaşımlardan anlıyoruz ki aslında bu bildirinin hazırlığı yaklaşık bir aydır devam ediyormuş. Bildiride öne çıkan imzacıların WhatsApp gruplarındaki paylaşımları, yine emekli askerlerin çeşitli sosyal medya grup ve platformlardaki bildiri taslakları, bu taslağa ilişkin görüş ve yorumları ile paylaşımları devletin takibi altındaymış. Devlet tarafından biliniyor. O zaman devlet istese ilgililer nazikçe veya sertçe ikaz edilerek bildiriyi önleyebilir veya hem içerik hem de yöntem açısından daha makul hale gelmesini sağlayabilirlerdi. Gerektiğinde istifa edeceği iddiaları sızınca Sayın Berat Albayrak'ın tüm sosyal medya hesaplarını askıya alarak kilitleyebilen
tüm haber kanallarına konuyla ilgili rica gönderebilen güçlü devletimiz acaba bu bildiri hazırlandığından önceden haberdar ise neden burada umursamaz bir tutumla bildirinin bu içerikle veya yöntemle çıkmasına göz yumdu, bildiriye yol verdi? Sanırım müteakip süreçte yaşanacaklar bize bu soru hakkında daha çok ipucu verecek. Gerçek üç. Bildirinin zamanlaması kesinlikle yanlış. Her biri kurma eğitimi almış, zaman planlaması konusunda uzmanlaşmış durum. Muhakemeleri yapabilen, ihtimalleri planlamalar konusunda en iyi seviyede süreç analizlerini bilen emekli amirallerimizin bu bildirinin olası sonuçları ve iktidarın bu bildiriye şu anda ülke gündemi ve yakıcı sorunları belliyken verebileceği tepkileri görmemeleri nasıl açıklanabilir? İdeolojik körlük mü? Kitlesel öfke mi? Rövanşist refleksler mi? Ordu elden gidiyor kaygısı mı? Sanırım zamanlama konusundaki hususları da ileride daha iyi anlayabileceğiz. Gerçek 4. Bildiriyi yayınlamak için seçilen zaman cumartesi gecesi saat 01:52 ve yayınlamak için tercih edilen mecrada sıkıntılı. Bildirinin yayınlandığı platform emekli askerlerle ulusalcı, sert, laik ve Kemalist duruşu ile dikkat çeken sert bir haber sitesi. Acaba imzacı Hüzüç amiralimiz bildirinin yayınlanacağı saat ve nerede yayınlanacağı konusunda bilgilendirilmediler mi? Peki bu bildiri ne anlama geliyor? İlk ihtimal. Artık iktidar Kemalist, anti-Amerikancı görüşleriyle tanınan sert seküler ulusalcı güvenlik bürokrasisi ile yolunu ayırıyor. Burada bir nokta koyuyorum. Kanalımda bu videodan önce paylaştığım bir önceki videoda Avrasyacı iktidar ittifakındaki kırılmalara işaret ediyorum. Ben de siyasi görüşlerden, ideolojiden uzak nesnel bir yorum yapmaya çalıştım ve tekrar ediyorum. Tekke'de Tarikat Apolet olayını YouTube kanalında yayınlayan ender kişilerden biriyim. Haberin orijinal şekli sanırım sadece benim YouTube kanalımda saklı. Lütfen kanalımı biraz takip edin. İçerikleri göreceksiniz. Devam ediyorum. Yani önemli olan burada ideolojiden arınıp nesnel düşünmemiz. Bence büyük ihtimal bu. Emekli amiraller bence sadece bu Montre konusundaki çıkışlara kızmadı. 5 Mart 2021'de resmi gazetede Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun değişikliği yayımlandı. Bu değişikliğe göre subay ve general amirallerin kadro ile tayin atama işlerinin Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınıp Savunma Bakanlığı'na devredilmesi, yine astsubayların kadro ile tayin atama işlemlerinin kuvvet komutanlıklarından alınıp Savunma Bakanlığı'na devredilmesi TSK içinde ve emekliler arasında büyük rahatsızlık yarattı. Bu kanun değişikliği asker camiası içinde 2021 Ağustos'unda iktidara daha yakın ve itaatkar bir TSK dizayn etmek için yapılacak bir tırmanmanın kanuni atlığı olarak görülüyor. Bu konuyla ilgili de yorumlarım var. Bir önceki videoda nesnel bir yorum, çok fazla kaynağı takip ettiğim için bu habere de ulaştım. Tam da bu nedenle hem bu bildiri sonrasında açılan soruşturmada gözaltına alınacak muvazzaf görevde general amiral olup olmayacağı ve 2021 Ağustos ayındaki yaş sürecinde terfi ve emekli edilen general amiral listeleri önem kazanıyor. TSK'daki terfi ve atamalarda Avrasyacılarla iktidar bloğu arasındaki bir anlaşamamazlık olması ihtimalinde yorumsal olarak bu haber yayınımda paylaşmıştım. İzlemenizi tavsiye ederim. Şimdi Metin Bey'in yazısına devam ediyoruz. İdeolojiden alınmış gerçekten nesnel ve tarafsız bir yaklaşım. Diğer ihtimal ise iktidarın emekli amirallerle danışıklı bir dövüş içinde bu bildiri sürecini planladığı görüşü. Bu bence daha büyük olasılık. Çünkü hem zaten son 6-8 aydır iktidarın Biden yönetimiyle Avrupa Birliği süreci üzerinden ABD ve Avrupa'ya yanlama çabaları nedeniyle hem TSK'yı ilgilendiren konulardaki hukuki mevzuat değişiklikleri nedeniyle iktidarla hayata daha çok laik, anti-emperyalist ve TSK'nın kurumsal kültürü ve gelenekleri perspektifinden bakan emekli general amiraller arasında görüş ağırlığı vardı diyor. Görüş ayrılığı olabilir, metinlerde yanlış çıkmış olabilir. Özellikle medyaya düşen Tekke'deki amiral haberinin emekli general amiral camiası içinde bomba etkisi yaptığı çoğunlukla biliniyor. YouTube'da Tekkeli amiral olarak yazdığınızda benim YouTube'daki bu konudaki yorumum ve ilgili haber karşınıza çıkıyor.
Amiral üniforması ile yapılan tek kez ziyaretiyle yine üniforma üstüne giyilen sarık ve cübbenin bir general amiralin zihinsel kodları üzerinde ne tür bir şok etkisi yarattığını ancak TSK'da görev yapanlar bilebilir. Yine Sayın Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabından o amirallerin rütbeleri sökülsün açıklamaları ve sert tepkisi de Danışıklı dövüş ihtimalini zayıflatıyor. Evet, amiraller daha önce yandaş televizyonlara çıkan ve iktidarın aslında bir dönem stratejik ortağı olmuş kişiler, ama Danışıklı dövüş ihtimalini azaltan görüş ve ifadelerine de Metin Gürcan'ın katılıyorum. İki ihtimal vardı. Birincisi Danışıklı dövüş olması AKP'ye oy kazandırma amaçlı yapılan bir şey. Çünkü aynı amiraller iktidara da destek olmuş kişiler yakın zamanda. Ama gelişmeleri alt alta koyduğumuzda Danışıklı dövüş ihtimalinin azaldığını Gürcan Bey de söylüyor. Önümüzdeki dönemde yaşanacak muhtemel gelişmeler diyor Gürcan Bey. İşte bu muhtemel gelişmelerden korkuyorum diyor. Acaba Türkiye 2000'lerin ortasından itibaren Balyoz Ergenekon süreçleri, FETÖ kumpaslarıyla girdi. Hukuk katliamları sarmalına yeniden mi gelecek? Burada Amerika ekseni ile Avrasya ekseni arasında iktidarın yön değiştirmesi, Avrasyacılarla ortaklığın bozulması itibariyle iktidarın FETÖ'ye daha yakın bir pozisyonlanmaya gidebileceği meselesinde ben de videomda yorumlamıştım. Bir önceki videomda bakarsanız bu da var. Biden etkisi, ABD ve FETÖ etkisi de diyebiliriz. Acaba 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında yaşanan ve çoğu hak ihlali taşıyan toplu tasfiyeler gibi yeni bir tasfiye süreci mi TSK'yı bekliyor? Acaba bu bildiri soruşturması TSK'yı bir parti ordusu haline getirmek için bir yol temizliği mi? İnanın çok zor sorular. İktidarın TSK'yı bir İslamcı ordu yapma isteyebileceği de benim öngörülerimde olan bir şeydi. Acaba iktidar bu bildiri soruşturmasını kılıç yapıp TSK içindeki ayrı kodları kesecek mi? Acaba bu kriz süreci siyasete alep edilip bundan siyasi rant mı değiştirilecek? Elimizde bir net gösterge var. Acaba önümüzdeki süreçte bir kısım medyada işte darbe yazışmaları, TSK'daki hain hazırlık deşifre edildi, yeni bir darbe önlendi gibi manşetlerle emekli ve görevdeki askeri personelin e-mailleri, telefon tapeleri ve WhatsApp mesaj dökümlerinin servis edildiğini görür müyüz? Bu sorunun cevabı bize önümüzdeki süreç hakkında bilgi verecek. Bu bildirinin bir başka yansıması iktidar aradığı mağduriyeti buldu. Biden'la anlaşır ve FETÖ'nün suyundan tekrar gitmeye devam ederlerse Atatürkçü subayları da temizlemek için bahane bulundu. Bu da bir başka benim yorumum. Bir de ben önümüzdeki dönemlerde sert Atatürk İslam, Atatürk, Erdoğan, Cumhuriyet'in kurucu değerleri, muhafazakar değerler ve laiklik üzerinden çok sert tartışmaların yaşanacağını öngörüyor ve kaygılanıyorum. Bu tartışmalar da yaşanırsa Deva Partisi ve Gelecek Partisi oyları tekrar Erdoğan'a da dönebilir. Bu benim bir başka kaygım. Bilen bilir, eskiden hazırlanın bir alacakaranlık tüneline giriyoruz diyordum diyor yazar ve yazar şöyle bitiriyor. Şimdi mi tünele girdik, kemerleri bağlayın diyor. Ben tarzımla yorumladım ama T24 internet sitesinden okumanızı öneririm. Çünkü Metin Bey bir emek harcamış ve bence günün en iyi yazısı diyebilirim. Beyan tuşuna basmayı, karanlığa karşı bir aydınlık ışığı olarak kanalımıza destek olmayı, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayınız. Barış Güner'le Taraf Haber, analizler, gazete manşetleri burada. Hoşça kalın, esen kalın.